Herkese selamlar, saygılar. Saltanat ötemiz. Sonsuz. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayın alırız. Canlı yayında şifanıza vesile olmaya çalışırım. Bakalım canlı yayında kimin şifasına vesile olabileceğim. Evet arkadaşlar. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazdığınızda sizleri canlı yayına alacağız. Ve canlı yayında daha doğrusu canlı yayına beni alın, canlı yayına çıkmak istiyorum diye yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Haydın bre. Ve şimdi canlı yayındayız. Bakalım kimlerin şifasına vesile olacağız? Kimlere konuk olacağız? Eğitmenimiz Ümran Zengin'in konuğu olacağız. Aile Bilmez yüksek lisansa başlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Saltanat ötesi dereceyle mezun ol inşallah. Amin. Geldiler. Merhaba Ümran Hocam. Hocam hoş geldiniz.
Selam Ben de yer. bir korkma zevkimi anlatıyordum. Sonra siz bana haber verdiniz, canlı yayınımız var dediniz. Ben hemen geldim, şu anda Zoom açık. Uçtum, bu tarafa geldim. Ne eğitim, yani bizim eğitimimizi veriyor muydunuz anlatıyorum derken? Evet hocam, ben 4 gündür 1. modülü anlatıyorum. Yeni bir eğitmenimiz var. Felsefe öğretmenimiz Diyarbakır'dan. Ona Zoom açmıştım. Onu kapatmadım. Hemen size geldim. Eğitmenimize selamlarımı sunuyorum buradan. Onun eğitimi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Saltanat ötesi biz olsun hem inşallah. Online, Refik hocam, biz hem online hem yüz yüze Refik Korkmaz eğitimlerini anlatıyoruz. Ve bunu şöyle söyleyeyim size. Dönüşler alıyoruz. Herkesten güzel dönüşler alıyoruz. Çok mutluyuz hocam. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. Ve anlatın neler oluyor hayatta, eğitimlerimizi nasıl veriyorsunuz? Manisa Sipil eğitiminiz var. Eğitime evet, katılmak hocam, isteyenler için bu ay, yani bu cuma ayın 19'u, 20'si, 21'i, 22'sinde biz Manisa Sipil'deyiz. 23'ünde döneceğiz. 19'undan 22'sine kadar Refik Korkmaz eğitimi almış bütün bizi, şimdi sesimizi duyan herkesi Manisa Sipil'e çağırıyoruz. İzmir ve civarındaki bütün dostlarımızı. Biz orada sizin eğitimlerinizi anlatacağız. Sizin çalışmalarınızı deneyimlettireceğiz. 3 gün boyunca 1-2-3 modül eğitimini anlatacağız. Ve bizim daha önce eğitim verdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlara da oradan yaptığımız yayınları Zoom ile ulaştıracağız. Bravo. Hocam sesim geliyor mu size? Tabii, sesiniz çok iyi. Tamam. O halde bizim eğitmen arkadaşlarımız sizin eğitiminize katılabilirler, gelebilirler. Evet, katılabilirler, gelebilirler. Başımızın üstünde yerleri var. Manisa Sipil Dağı enerjilerinden hep birlikte faydalanalım. Onlar da bu enerjiyi taksınlar isteriz. Bravo. O halde bütün eğitmen dostlarımız, pek çoğunuz Manisa Sipil Dağı'nı görmek istiyordunuz. Bu cuma, cumartesi, pazartesi Ümran Zengin ve eğitime katılacak arkadaşlarla beraber Manisa Sipil Dağı'nda olacak. Orada eğitim verecek. Eğitmen arkadaşlarımız, Ümran Zengin'in tekrar eğitimine katılabilirsiniz. Ya da işte Ümran Zengin'i arayın. Nasıl bir konsept izleyeceğinizi belirleyin. Evet. Bizi arayıp bize danışabilirler hocam. Numaram 0534-024-4037. Çok güzel. Ve siz çok tecrübelisiniz. Kitaplarımızı yazdınız. Dolayısıyla arkadaşlarımızın sorularına dolu, yeterli ve fazlasıyla bilgiler vereceğinize eminim. Anlatın biz, siz. Biz öğrendiklerimizin eğitimi, neler eğitimi bizden planlıyorsunuz? Almış olsun, sizden almış olsun, başka arkadaşlarımızdan almış olsun. Bildiklerimizin birçoğunu sadece işte bize soru sorarak bizden işte ihtiyaçları olan, mesela ne çalışmaları gerekiyor, nasıl çalışmaları gerekiyor, nasıl yapabilirler sorularına da cevap veriyoruz elimizden geldiğince hocam. Bravo. Şu anda kim gidiyorsunuz belli oldu mu kabaca? Şu anda ben, kız kardeşim Dilara Çakmak, Necla arkadaşımız var, Van'dan gelecek. Hatice arkadaşımız var, buradan gelecek. İki tane de danışanımız İzmir'den ve Manisa'dan gelecekler. Çok güzel ve şu anda bu çağrımızı duyan eğitmen arkadaşlarımız da henüz orada kar varken ve henüz kış
manzaraları, kış havası en güzel durumundayken gelip değerlendirsinler. Yani gelebilecek, yani cumartesi, pazar, pazartesi gelebilen herkesi bekleriz hocam. Sadece işte mesela bizi arayıp biz geldik demeleri yeterli. Dolayısıyla cumadan orada olmaları gerekir ki sokağa çıkma yasağı cumartesi pazar var. Sokağa çıkma yasağına. Özel izinli olanlar varmış hocam. Özel izinleri olanlar var. İzinli olup Manisa'ya gelmek isteyenler, yukarıya Sipil'e çıkmak isteyenler buyursunlar gelsinler. Tamam. Telefonunuzu söyleyin size ulaşmak Çünkü için. özel izin alabiliyorlar bazı çalışanlar, işte şirket sahipleri, öyle biliyorum ben. Tamam. Çok arkadaşlarımız var. Tamam. Özel izni olanlar, çıkabilenler, Manisa'yı da tanımak istiyorum, Manisa Sipil Dağı'nı görmek istiyorum diyenler buyursunlar gelsinler. Size nasıl ulaşsınlar? 0534 024 40 37 benim numaram. Gündoğan Zengin diye yazdıkları zaman Google'da bile beni bulurlar hocam. Tamam. Bizim eğitimimizde ben hep anlatıyorum ne öğrettiğimizi. Bazen yetersiz kalıyorum. Bizim eğitimimize katıldıklarında ne öğrenecekler? Birinci modülde ne öğrenecekler? İkinci modülde ne kazanacaklar? Refik Korkmaz eğitimine katıldıkları zaman yani biz önce kendimizi tanımayı öğrendik. Hayattaki amacımızı öğrendik. İhtiyaçlarımızı sadece hiç konuşmadan, gidip birilerine derdimizi işte sözlü anlatmadan çözebileceğimizi öğrendik. Onlar da öncelikle bunu öğrenirler. Aile problemlerini, kişisel sıkıntılarını çözmeyi öğrenirler. Sözsüz iletişimi öğrenirler, rüyalarını yorumlamayı öğrenirler. Ve bedenlerindeki yani organlarını şifalandırmayı öğrenirler. Hazırsan hazırsın. Üçüncü modülle hazır olmayı öğrenirler. Hocam biz de elimizden geldiği kadar onlara bildiklerimizi anlatırız. Onları hazırlarız. Eğitim anlatmayı hazırlarız. Onların da aynı bizim gibi eğitim anlatmalarını destekleriz. Şu anda yeniden lütfen anlatın. Bir ev hanımı ya da herhangi bir meslek sahibi bir insan birinci modüle katıldığında ne öğrenecek? Ne kazanacak? Şimdi Refik Korkmaz eğitimlerini anlatarak ilerlediğim yolda eğitmenlik yapıyorum. Bravo. Kendinizden örnek vermeniz çok çok güzel oldu. İşte şimdi daha anlaşılır olacak. Ümran Zengin Hanım 2 yıl önce ev hanımıymış ve şimdi iş kadını oldu. Lütfen anlatın. Eğitmen oldum hocam. Bize sadece yaptığımız yemeğin içeriğini sorarlardı. Şimdi verdiğimiz eğitimin içeriğini soruyorsunuz hocam. Lütfen anlatın. Eğitime katılanlar birinci modülden ne kazanacaklar? Kendinizden örnek veriyordunuz. Birinci modülle eğitim almak isteyenler önce aile ilişkilerini frekansları öğrenirler. Aile ilişkilerini öğrenirler. Kadınlık organları, erkeklik organlarının nasıl çalıştığını, bunları Refik Korkmaz bilinçaltı diliyle nasıl çözümleyebileceklerini, buradaki sorunları nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. Okul başarısı, iş başarısı, ev almak, eşya almak, bağımlılıklardan kurtulmayı öğrenirler. Bağımlılıklardan etrafındaki insanları kurtarmayı öğrenirler. Bunun içinde uyuşturucu, sigara bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı ve birçok tırnak yeme, tiklerinden kurtulmayı öğrenirler. Ben Kadriye Hanım'ın oğlunun Kemal'in yayında sizin eğitiminizde sürmekten çocuk sevmiyormuş kıyak sürmeyi. Mesela sadece bir çalışmayla bir eğitimde ondan kurtulmuştu. Yani bütün bağımlılıklardan kurtulmaktan bahsediyorum. Krem sürmek olsun, işte birinin dokunması olsun, göz tiki olsun bunlardan kurtulmayı öğreniyorlar. Ve iş
yaşamlarını nasıl düzenleyeceklerini, hangi okulu kazanacaklarını belirleyebilirler. Artık bu bizim için ya da bizim eğitimlerimizi dinleyenler için çok çok kolay. Ve mahkeme gibi uzun süreçli şimdiye kadar yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmayı öğrenirler. Depresyondan çıkmayı öğrenirler. Hatta hiç depresyona girecek fırsatları olmaz hocam. Bravo. İkinci modülü anlatayım mı? İkinci lütfen. Modülü bizden öğrenenler bedenlerindeki bütün organları şifalandırmayı öğrenirler. Skolyoz düzeltmeyi öğrenirler. Boy uzatmayı öğrenirler. Hafızalarında yer açmayı öğrenirler. Ve birçok kişiye bu öğrendiklerini anlatabilirler. Ve Mayıs'ta Spildağ'ın tam tamına özelliklerini öğrendiler. Her metresinde ne olduğunu öğrendiler. Üçüncü modülde mitolojiyi öğrendiler. Üçüncü modülü ben şöyle anlatıyorum. Üçüncü modül sizin bilgileriniz. Yani ortaokul, lise, üniversite der gibi üçüncü modülünüz, sizin bize öğrettiğiniz üçüncü modülünüz bu eğitimin yüksek lisansı. Orada kendi bilgiliklerini öğrenirler. Ve orada şimdi artık meditasyonlarımız da var. Ve uyumlamalarımız da var. Onlarla kendi bilinçlerini ya da ruhlarını Hızır frekansına yükseltmeyi öğrenirler. Ruhlarının herkese şifa nasıl dağıtacağını bizden rahatlıkla öğrenirler hocam. Hazırsanız hazırsınız. Bravo. Hazırlıklarınızı yaptınız. Yarın Perşembe. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Biz yarın burada buluşuyoruz. Cuma günü sabah uçakla İzmir'e ineceğiz. İzmir'den bizi alacaklar, Spil Dağı'na bırakacaklar. Ve hocam bugün sizinle bir canlı yayın daha yapmıştık. Öyle. Ben onun görüntülerini ayarladım. Sadece işte 2 saatlik bir yayın vardı. Orada kendi görüşmemi aldım kendime. Onu yayınlayacaktım, onu hazırlıyordum. Siz orada bana dediniz ki, Hızır sizi Kaf Dağı'nda bulsun dediniz. Hızır gelsin dediniz. Tam o arada ben bizi yukarı çıkartacak araçla ilgileniyordum ve şoförün adı Hızır. Hızır oldu. Yani Hızır bizi gelecek havalimanından alacak hocam. Bundan daha iyi nasıl olur? Hızır yoldaşınız. Bravo. Bu eğitimi anlatıyoruz. Hani anlatıyoruz ama biz yaşıyoruz hocam. Yani bunu nasıl anlatabilirim daha? Valla gerçekten öyle. Ben galiba 15 gün önce sizin baktım. Diyarbakır'da eğitim veriyordunuz. Şimdi Mayıs'ta Spil'de eğitim vereceksiniz. Diyarbakır'da da eğitimler verdik hocam. Evet. Yani ülkemizi gezerek, eğitimler vererek hem kendinizi hem çevrenizdeki insanları bilgilendiriyorsunuz. Hem onları yeni bir meslek sahibi yapıyorsunuz. Daha önce ev hanımlığı nasıldı? Evde oturmaktı. Şimdi hangi illere gittiniz, eğitimler verdiniz? Hocam ben Manisa'da eğitim verdim, İstanbul'da eğitim verdim. Bunlar oraya bizimle birlikte mesela bulunduğumuz yerlere gelen eğitmenlerimizle oldu. Diyarbakır'a ben online'da eğitimler verdim. Ve Diyarbakır'daki eğitmenlerimiz bizi çağırdılar. Bize dediler ki buyurun gelin sizi biz ağırlayalım. Hatta bir tanesi burada arkadaşlarımızdan bir tanesi. Biz de başımızın üstüne dedik ve gittik. Bizi evlerinde ağırladılar. Bize bol ikramlarda bulundular. Ve yine hep birlikte oturduk. Bu eğitimleri biz onlara anlatırken tamamlayıcı bilgiler verdik. Hatta bildiklerimizin birçoğunu onlara da orada deneyimlettirdik. Diyarbakır'a gittiğimizde orada da 4 gece kaldık. Aynı Spil Dağı'nda kaldığımız gibi. Ve buradan sesleniyorum bütün arkadaşlarımıza. Ben ve kız kardeşim biz ikimiz birlikte çalışıyoruz. Ben daha çok eğitim anlatıcısıyım. O da çalışma anlatıcısı. Yani sizin senaryolarınızı o kişilere birebir deneyimlettiriyor diyebilirim. Biz ikimiz birlikte çalışıyoruz ve onunla beni hangi şehre çağırırlarsa çağırsınlar biz gideriz.
Ve onlara Refik Korkmaz eğitimini anlatırız. Ne güzel. Bravo valla. Hayatınız değişmiş. Hocam hayatımız değişti. Şöyle bir de espri katmak istiyorum. Birkaç kez otobüsle gittik hocam. Şimdi uçakla gidiyoruz. Bir dahaki sefer arabamla gitmeye niyet ediyorum hocam. Arabayla gitmeliyim ben. İnşallah. Ve ev hanımı olanlar sizin gibi yeni meslek sahibi olsunlar. Bizim eğitimlerimizi alarak şehir şehir, evet, ülke ülke gezsinler, eğitimler versinler. Lütfen bir daha söyleyin. Şimdi evet, telefon numaranı... Şehir şehir gezsinler, eğitimler versinler. Bunun ilk adımı en yakın eğitime katılmak. Sizin Manisa Spildağ'ındaki eğitiminize katılmaları için telefon numaranızı bir daha söyleyin. Onlar da şu anda aileleriyle görüşsünler, gelmek isteyenler. Hemen şimdi sizi arasınlar. Hocam sorduğunuz soruyu ben anlayamadım. Sesiniz gitti geldi mi? Şimdi sizin gibi yeni bir meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları, hayatlarını değiştirmek isteyen ev hanımları, aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen ev hanımları, sizin Manisa Spildağ'ındaki eğitiminize bir an önce katılsınlar ki cuma günü oradasınız. Şu anda belki aileleriyle, evet hocam, cuma günü oradayım. Şu anda eşleriyle, aileleriyle görüşsünler. Eğer eşlerinden, ailelerinden onay alırlarsa hemen sizi arasınlar. Bu hafta sonu olan evet eğitimimize hocam gelsinler. Telefon numaranızı lütfen söyleyin. Onlar da kararlarını verip sizi arasınlar. 0534-024-4037 Ümran Zengin, Refik Korkmaz 1-2-3 modül eğitmenim. Bu eğitimi online yüz yüze anlatıyorum. Yüz yüze eğitimlerimizin tamamını Manisa Spil'e çektik. Bravo. Ve bizden bizim şehrimize gelin, bize bu eğitimi anlatın diyen bütün dostlarımıza tekliflerini kabul ediyoruz. Biz bravo. Hepsinin tekliflerini kabul ediyoruz. Bravo. Yeter ki bize desinler ki biz Eskişehir'deyiz, gelin gidelim. Biz İstanbul'dayız, gelin gidelim. Vay vay. Trabzon'a gitmeyi planlıyoruz hocam. Yine bu ekip Trabzon'a gitmeyi planlıyoruz. Bravo. Çok, Yaradan'dan çok taleplerimiz var. Ve biliyorum ki biz sadece istediğimiz zaman bunu gerçekleştirebiliyoruz. Saltanat ötemiz sonsuz. Sadece bize aramaları yeterli. Vallahi çok çok mutlu oldum. Emine Sevim Keleş'te baktım Konya, Antalya yollarında orada eğitimler veriyor. Evet hocam. İşte siz şehir şehir dolaşıyorsunuz. Eğitmenlerimiz artık hayat tarzlarını değiştirdiler. Şehir şehir dolaşarak eğitimler veriyorlar. Ne mutlu size. İlham olun dünyaya. Katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen dostlarımızın tamamına selamlar, saygılar sunuyorum. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Saltanat ötemiz sonsuz olsun. Amin. Haydın bre. Evet arkadaşlar, duydunuz. Hayatlar nasıl değişiyor? Sizler de bir an önce bu güzellikleri yaşayın. Kapatalım, yeni bir canlı yayında beraber.